Bundesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. İkinci haftayı geride bıraktık. Ben Ömer, yanımda Uğurcan var. Uğurcan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İlk haftaya göre çok daha keyifsiz bir haftayı geride bıraktık. Cuma günü zaten Union Berlin San Pauli ile başladı ilk hafta. Hollerwan golüyle 1-0 önde kapattı maçı Union Berlin. Çok da fazla hareketli geçtiğini söyleyemeyeceğiz. Bu hafta zaten çok fazla savunmaya birilerine çarpıp yön değiştirip gol olan pozisyon vardı. Bu maçta da galibiyet golünü Hollerwa o şekilde attı. Ekstra bir yorumum olmayacak benim buna. Hani San Pauli daha lige adapte olmaya çalışıyor. Şu an çok net bir oyun sergileyemiyorlar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Uğurcan? Benim burada eklemek istediğim çok ufak bir şey var. Ben Irvine'i çok beğendim. Yani Irvine yaşına rağmen Bundesliga'nın bu temposuna bence çok uyum sağlamış. Bir tane savunma önünde böyle çapa altıları artık çok fazla görmüyoruz. Onu da böyle izlemek çok hoşuma gitti bu maçta. Onun dışında benim de açıkçası çok ilgim bir şey çekmedi. Zaten kısır bir maçtı ve tek golle bitti. Şimdi cumartesi günü Bochum kendisi aslında Gladbach'a konuk etti. 2-0 kaybettiler ama yani Bochum'un da olabildiğince direnç gösterdiğini söylemek lazım. Hani pozisyonlara girmeye çalıştılar, zaman zaman giremediler. Zaman zaman da buldukları pozisyonları değerlendiremediler. Diğer tarafta da Gladbach bulduğu her pozisyonu bir şekilde çok ciddi seviyelere çıkarmayı başardı. 2.94 XG'den 2 gol attılar. Bir de sayılmayan golleri vardı Onana'nın. Onana'nın maçı oldu diyebiliriz. Bir gol bir asistle oynadı. Zaten haftanın en iyi oyuncular arasına girdi. Ama bu sene küme düşmeye en büyük adaylardan biri. Zaten bunun da sebebini bize 2 haftadır gösteriyorlar. Diğer tarafta da Gladbach'ta orta saha önceki senelere göre biraz daha zayıf olsa da Stöger'in performansı ciddi anlamda yüksek. Yani sanki 10 yıldır 15 yıldır bu takımda oynuyormuş gibi. Hem kulübü çok acayip sahiplenmiş hem de takımı içerisinde hiç uyum sıkıntısı yaşamıyor. Kleindienst'le ikisi. Gladbach bu sene taşırsa bu ikili taşıyacak gibi geliyor. Senin de bir yorumunu alayım maçla ilgili. Yani ben ilk maçta Leipzig maçında Bochum'u açıkçası beğenmiştim. Özellikle topsuz oyunları bence başarılıydı ve iyi de pres yapmışlardı. Ama Gladbach karşısında yine topu Gladbach'a bıraktılar ve bu sefer topu aldıklarında yani pozisyon bulsalar da doğru düzgün bir üreticilik yoktu. O yüzden yine de Gladbach tarafının çok fazla hüküm sürdüğü tek taraflı mücadele izledik biz. Tabii ki Bochum'un da atakları oldu. Ama o kadar etkisiz ataklardı ki zaten şu an bakıyorum 0.68 xG'si var Bochum'un. Yani hiçbir şey üretemediler. Tek taraflı bir maçtı. Gladbach tarafından da senin söylediğin gibi Honor At'ın maçı oldu. Gladbach da yine ilk 6'yı zorlayacak gibi gözüküyor. Yani bu hücumdaki üretkenlik sıkıntısı başlarına çok iş açabilir ileride. Ama eminim ilerleyen haftalarda bunu da biraz toparlayacaklardır. İkinci haftanın en flash sonuçlarından biri Frankfurt'un 3-1'lik galibiyeti Hoffenheim karşısında. Hoffenheim güzel bir galibiyetle başlamıştı. Kramaric'in etriğiyle ama bu sefer Frankfurt'a takıldılar. Frankfurt'ta ilk hafta beklenmedik bir yenilgi almıştı Dortmund'da aslında. Hani Bayno Gittins'in sorumluluk aldığı. İkinci yarıda 2 golle mağlup olmuşlardı. Bu maçta resmen Marmuş ve Ekitike yani haftanın en dikkat çekici performanslarından. Yani Hoffenheim savunmasını hallaç pamuğu gibi attılar. Yani ne Akpogumos'u kaldı ne Draxler'i kaldı. Hepsini affedersin paçavraya çevirdiler. Yani Ekitike hani fiziği çok aslında böyle kalın bir oyuncu değil. Uzun boylu ama böyle ince uzun Slenderman tarzı dediğimiz bir oyuncu ama ya gerçekten kolay kolay yıkılmadı bu maçta. Marmuş da öyle. Marmuş zaten alan verdiğiniz zaman birebir bıraktığınız zaman çok tehlikeli bir oyuncu. İkisi de birer gol birer asistle oynadılar. Galibiyeti getirdiler. Kramaric için de tek golü yetmedi. Hoffenheim'de bu savunma hataları onların başlarına dert açabilir. Geçen hafta çok görmedik bunu. Nispeten daha zayıf bir rakibe karşı oynamışlardı. Frankfurt biraz daha kafa kafa oynayabilecekleri takımlardan biriydi. Onlara karşı böyle bir mağlubiyet almak, böyle ezilmek yani
maçın aslında skoru 3-1 değildi yani, daha fazla 5-1, 5-1, 6-1 falan bitse ben daha okeydim yani Frankfurt'un galibiyetine. Buna biraz Matarazzo'nun çözüm bulması gerek diye düşünüyorum. Frankfurt'ta da bu maçlık işler yolunda gözüküyor ama önümüzdeki hafta ne olur bilemiyorum diyeyim. Sözü sana vereyim. Yani ben de bu maçta Frankfurt'u çok beğendim. Bir de zaten biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Frankfurt. O yüzden ekstra da bir gözle izlemeye çalıştım. Ekitike'nin Fransa'daki çıkışından sonra Paris Saint-Germain'e transfer olması, oradan sonra belki de Paris Saint-Germain'i ana forvet olarak transfer etmişti. Ama orada düşüp Frankfurt'a gelmesi açıkçası beni şaşırtmıştı. Geçtiğimiz sezonda çok fazla bu kadar etkili maçlarını izlememiştik. Zaten devre arasına gelmişti. Ama bu sezona çok flash girdi. Zaten bu maçta da bir gol bir asist oynadı. Müthiş bir performans sergiledi. Onun dışında Marmouche da transfer olabilir diye konuşuluyordu İngiliz medyasında. Premier Lig'e çok yazıldı. Ama o da son anda takımda kaldı. Sağ tarafta da Götze. Yani Frankfurt'un çok verimli ve etkili bir ön tarafı var. Ekitike, Marmouche ve Götze. Avrupa Ligi'nde de Bundesliga'da da çok çok etkili olacaklarını düşünüyorum bu ön hatla. Arkada da Larsson'un desteğiyle birlikte Frankfurt'un ön dörtlüsü, üçlü savunmanın ön dörtlüsü çok verimli bir performans sergiledi ki zaten kaleci de Trapp. Ben bu maçta aşırı fazla beğendim Frankfurt abi. Senin de söylediğin gibi maçı 5-1, 6-1 farklı kazanabilirlerdi ki rakip de Hoffenheim yani. Ön hücum, ön attığı Kramaric, Hložek. Geçtiğimiz hafta Kramaric'in hat-trick'i vardı mesela. Hoffenheim formuna girmişti. Senin de söylediğin gibi nispeten zayıf bir takım olmasına rağmen Holstein Kiel. Frankfurt o yüzden bu maçta ekstra beğendim. Onlardan da aşırı beklentim de arttı. Biraz can uzun kadroya girerse bizim için izleme zevki açısından daha fazla artabilir. Onun dışında tekrardan Frankfurt'u çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yalnız da ilerleyen haftalarda takımla uyumu arttığı sürece en azından ikinci yarılarda daha fazla süre bulabilir. O sürelerin iyi değerlendirmesi durumunda da belki ileride ilk 11'de görebiliriz. Yani ben Kasım, Aralık aylarında yavaş yavaş daha çok süre almasını bekliyorum. Holstein Kiel kendi sahasında Wolfsburg konuk etti. 2-0 kaybettiler. Zaten goller 3 dakika içerisinde geldi. Biri frikikten Arnold baraja çarpan top kaleciyi kontrpiyede bıraktı. Bir de duran toptan Bornov'un golü var. Kafayla. Ya onun dışında çok bir şey olmadı. Arnold da zaten haftanın iyi oyuncularından, bir gol bir asistle. Wolfsburg için önemli bir galibiyet. Çünkü geçen hafta çok kötülerdi. Çok kötü bir performans sergilemişlerdi. Ligin yeni ekibi Holstein Kiel karşısında böyle bir galibiyete ihtiyaçları vardı ama gene de çanlar çalıyor diyebiliriz. Hücumdaki etkisizlik, sahte dokuzlu oyun çok oturmuyor gibi Wolfsburg. Yani Wimmer'in ileride olması hem Wimmer'in performansını düşürüyor hem de üretkenlik sıkıntısı yaşıyorlar. Biraz fazla defansif, yani Holstein Kiel karşısında bile bu kadar defansif çıkmaları çok mantıklı değil. Yani bence bir forvet hamlesi olabilirmiş. Ya Wind'in bu kadar kötü bir sezon geçirmesi, Euro 2024'te de kötü olması belki bir alternatife gitmelerine sebep olabilirdi ama Wolfsburg bu sene gol yollarında çok sıkıntı yaşayacak gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben bu maçta açıkçası Wolfsburg'un performansını çok kötü bulmadım. Bence iyi de oynadılar. Yani maçın yıldızı Arnold ve Grabara'ydı. Grabara'nın yine çıkardığı çok iyi bir iki tane top var. Onu da yine haftanın 11'inde adaylardan biri olarak bu hafta değerlendirdim. İşte Bornau'yu çok beğendim, stoperleri. Gol de attı zaten. Ayağı da fena olmayan bir stoper. Öyle olunca benim gözüme otomatikman çarpıyor. Onun da yaşı daha 25 ve Belçikalı. Yakında hem milli takımda hem de daha büyük takımlarda izleyebiliriz. Bu sezon tam anlamıyla ilk 11 oyuncusu olacak gibi gözüküyor. Arnold yine Wolfsburg efsanesi oldu diyebilirim artık. Altyapıdan yetişme hala oynuyor, hala performans veriyor. İnanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir karakter. Çok çok güzel de bir gol attı. Maier'i bu maç etkisiz buldum. Wimmer'in sahte dokuzluğunu da çok beğenmedim açıkçası. Yani Wolfsburg'un Hasan Ötür'ün orada yeni bir denemeye ihtiyacı var. Belki de Wind tekrardan ilk 11'e dönebilir. Her ne kadar oyuna girdikten sonra çok etkili olmasa da ilk 11'e dönmesi bence muhtemel. Çünkü Wimmer sahte dokuzluğu yapabilecek bir oyuncu gibi gelmedi benim gözüme. Sen daha iyi bilirsin abi oyuncuyu. Ben bu sezon daha detaylı izlemeye çalışıyorum Bundesliga'yı. Ama çok açıkçası o
işi yapabilecek bir oyuncu bir gelmedi. Wolfsburg ön hattaki o problemi çözerse bence çok daha iyi bir takım olacaktır. Bu arada sağ bekleri Fischer'ı da çok beğendim. İyi de bir oyuncu. Özellikle savunma anlamında da rakibin karşısına kalabilmesi. Bundesliga'da geçtiğimiz hafta mesela bek bulmakta zorlanmıştık sol bek özellikle. Fischer de mesela sağ bekten gelerek iyi bir performans sergiledi. Wolfsburg üzerine söyleyeceklerim bunlar. Holstein Kiel'da küme düşmenin belki de en büyük adayı. Yani ligde St. Pauli ile birlikte yeni çıkmış olmalarına rağmen çok beğenmedim açıkçası. Pozisyonları vardı maç içinde. Maça girmeye de çalıştılar. Hasan Ütül var karşılarında zaten. Topu aldılar ama hiçbir şey üretemediler. Çok zayıf buldum onları da. Umarım toparlanırlar diyelim. Diğer maçımıza geçelim abi. Şimdi sıradaki maç bana göre aslında haftanın maçı oldu zevk açısından. Ama tabii büyüklük açısından daha büyük bir maç olunca bunu ikinci plana ettik. Stuttgart kendisi aslında Mainz'da oynuyordu ve 3-3 beraberlikle bitti. Heyecan dozu inanılmaz yüksek. XG'lerin de gollerden aşağı kalır yanı yoktu. Stuttgart 3.85, Mainz'da 2.26 XG ürettiler ve kaçan da 5'e 4 gol, yani 9 gol kaçtı. Kaçan 9 gol pozisyonu var. İnanılmaz bir maçtı. Stuttgart 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Sonra tekrar 3-2'yi buldu biraz şansla. Sonra son anlarda bir beraberlik golü. Ama bana sorarsan da maçın hakkı ciddi anlamda beraberlikti. Çünkü Mainz puan almak için elinden gelen her şeyi yaptı. İlk maçın başında, yani ilk 15 dakikada atılan gollerden sonra ben açıkçası Mainz'ın çok geri dönebileceğini düşünmüyorum ama o 43. dakikada atılan penaltı, ya orada Mio'nun gereksiz müdahalesi. Ya hiçbir şey yokken, pozisyon yokken orada yaptırdığı penaltı bir anda Mainz'ı heveslendirdi. Burkhardt'ın uçan kafa vuruşu ikinci yarıda 62'de Stuttgart'ı bayağı paralize etti diyebilirim. Hatta orada acaba Mainz maçı çevirebilir mi diye düşündüm. Burkhardt da bizim ya 3-4 senedir beklediğimiz o wonderkid performansını bir gösterdi. Bir sakatlıktan bir sezon kaybetti. Geçen sene de uzun süreli sakatlıktan dolayı çok iyi performanslar gösterememişti. Çok da oynayamadı ama bu sezona fırtına gibi girdi diyebiliriz. Yaşı da artık 23 oldu. Bir an önce bir sağlam çıkış yapması lazım. Hele de Almanya'da böyle bir 9 numara problemi hala duruyorken, yani ciddi anlamda Burkhardt buraya ilaç olabilir bence. Şey tarafında, Stuttgart tarafında da yani bilmiyorum, Nübel'in performansı benim için hala soru işareti olmaya devam ediyor. Senin de geçen hafta söylediğin gibi Stenzel'ın performansı çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Stoper'e bir şey diyemiyorum. Şabon yanında Chase oynuyor. Çok yeni bir oyuncu. Daha genç bir oyuncu. Oradaki sakatlıklardan dolayı bir şey de yapamıyor. Önes. O kısımlara çok bir şey diyemiyorum. Ama açıkçası bence bir puan aldıkları için sevinebilirler. Çünkü bana göre Mainz galibiyeti daha çok hak eden taraftı. Orada da Zentner resmen takımını ayakta tuttu diyebilirim. Üçüncü golde de çok büyük şanssızlığı vardı. O direkten dönen top sırtına çarptı ve ağlara gitti. Orada da büyük bir şanssızlık yaşadı diyeyim. Sözü burada sana vereyim. Sen maçı nasıl buldun? Yani abi senin de söylediğin gibi üçlü biten bir mücadele çok çok iyi bir maçtı. Ben hatta haftanın maçında Stuttgart Mainz'ı mı alsak diye soracaktım sana. Ama tabii Leverkusen Leipzig'in büyüklüğü bir de yaklaşık 1,5 yıl sonra Leverkusen'in yenilmesi falan derken o Evet. maçı haftanın maçı olarak almamız elzem kaldı. Burada maçı özetlersek kaleci farkı diyebiliriz. Bir tarafta Zentner 8-9 tane net kurtarış. Hani Stuttgart'ın onca pozisyonunu kurtarıyor. Diğer tarafta Nübel'e bakıyorsun. Çok kötü goller yiyor. Maç içinde hiç yok gibi. Zaten öndeki savunma hattı da dağılmış. İşte savunmadan mesela Mitchell'ı çıkart. Ortalama bir oyuncu koy. Stuttgart'ın bu savunma hattı ve kalecisi direkt küme düşme hattı savunması olur. Yani Chabot, Chase, Stenzel. Zaten Stenzel yine arkası tarla olan beklerden biriydi. Hani haftanın kötü 11'i yazsak 2 haftadır Stenzel'ı banko olarak alırız oraya. Hiç tartışmasız alırdık. Arkası tarla. Kesinlikle kendisini toparlaması gerekiyor. Geçtiğim sezon izlediğim kadarıyla bu kadar kötü bir oyuncu değildi. Yani yedek de kalsa oynadığı zamanlar bu kadar kötü bir oyuncu değildi Stenzel. Gerçekten aşırı bir düşme var. Hem yavaşlamış hem çok kolay çalınmıyor hem yani sadece aldığı topları uzun vurmak üzerine bir bek. Yani bu da kabul edilemez ki Stuttgart gibi bir seviyede. Ön attı. Atakan Karazor çıtılır. Biraz takımı tutmaya çalıştı. İşte
en ön tarafta da işte Deniz Ündav'ın arkasında kanat oyuncuları ve Milot'la birlikte Stuttgart'ın maç içinde etkili olduğunu gördük ve çok da fazla pozisyon buldular. Senin de söylediğin gibi abi kaç kişiydi? 4 kişiye yakın herhalde Stuttgart'ın kişisi var. Tabii. Yani bu normal seviyenin çok üzerine 3 tane attılar ve 5 tane daha atabilirdi ama Mainz da onlara karşılık verdi. Mainz da çok pozisyona girdi. 3-3'lük dev bir mücadele. 6 gol vardı. Çok da zevkliydi. Daha fazla da gol olabilirdi. Ve 90 artı 4'te Mainz'ın geri dönmesi maçın heyecanını da katladı diyebilirim. Ama Hoeneß'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bu takımla bir şey yapmak istiyorsa mesaisi çok fazla olmalı. Çünkü bu takım Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabilir gibi gelmedi benim gözüme. Çok seviye olarak alttalar bence. Özellikle geçtiğimiz senenin çok çok oyuncu kaybetseler de çok altında bir takım Stuttgart. Bakalım ilerleyen haftaları toparlayabilecekler mi? Ama bence SOS vermeye başladılar diyebilirim bu haftadan. Paylaşımlar oldu ilk maçında galibiyet bilmem ne ama galibiyeti getiren tek şey Bynoe Gittins'ın iki tane acayip bir şeydi yani. Bir inanılmaz bir vuruş, kalecinin çıkarması imkansız. İkincisi de zaten 90 artıda gelen kontrayla gol. Bu hafta Werder Bremen'e karşı neredeyse hiçbir şey üretemediler diyebiliriz. 0.63 XG. Karşılığında da Werder Bremen'in 0.35'i var. Ve topa sahip olmadı da %53'e 47. Yani Werder karşısında Dortmund'un bu kadar az topla oynaması da bir soru işareti. Üçlü savunmada inat etmeye devam ediyor. Ben bunu anlamıyorum. Zaten elinde sadece 4 tane falan stoper var. Ki bir tane zaten bekten bozma stoper. Ben Sabahini. Hani üçlü savunmada daha iyi oynayabilen bir stoper tipi. Şimdi bu oyunculardan iki tanesi sakatlansa sahada ne yapacaksınız? Mesela şimdi Schlotterbeck kırmızı kart gördü. Haftaya Ben Sabahini oynayacak ve yedek stoper yok. Yani Emrecan'ı çekmek zorunda kalacağım. Emrecan'ı çektiği zaman da orta sahanın ne kadar düştüğünü maç içerisinde gördük Schlotterbeck atıldıktan sonra. Şeyde de maçtan önce de bilmiyorum dikkatini çekti mi? Sahaya böyle yansıttıkları zaman savunmayı dörtlü gösterdi. Schlotterbeck sol bek gibi falan gözüküyordu. Ya yani bu bana biraz yanlış gibi geldi çünkü evet soldan çıkışlar yaptı ama hani Leverkusen üçlü savunmasındaki gibi işte Tapsoba ile Kusonu'nun çıkışlarına benziyordu Schlotterbeck'in çıkışları. Ben dörtlü bir savunma göremedim açıkçası. O biraz benim dikkatimi çekti. Ama yani Nuri beni şok etmeye devam ediyor. Yani burada Antalyaspor'da gösterdiği çok ilginç performanslar şeyler vardı ama bir anda Bundesliga biraz ağır mı geldi ne yaptıysa bilmiyorum. Çok tuhaf şeyler deniyor. Çok saçma sapan şeyler yapıyor. Sabitzer'i kanada falan çekiyor. Yani Avusturya milli takımının biraz etkisinde kalmış gibi. Ama orada yani adam yok diye zorunluluktan Sabitzer ileride böyle bir rolde görev alıyordu. Burada öyle bir durum yok. Ya Dortmund'un başı çok ağrıyacak gibi duruyor. Haftaya da Heidenheim'le oynayacaklar. Allah sabır versin diyeyim Dortmund taraftarlarına. Burada da sözü sana vereyim. Abi ben senin aksine takımın aslında dörtlü gibi gördüm. Yani Schlotterbeck böyle üçüncü bir stoper gibi bazen kaldığı dönemler de oldu. Ama Ryerson mesela hep sağdan çizgiden hep o koridoru kullanmaya çalıştı. Aslında Schlotterbeck de kullandı bir bek gibi. Ama zaman zaman Schlotterbeck'in işte üçüncü bir stoper gibi de kaldığını gördüm. Bence geçen hafta da söylemiştim. Nuri Hoca burada Emrecan, Sabitzer ve Gross'u aynı anda oynatabildiği bir sistem arıyor. Ve bunların yanında Brandt'in yaratıcılığından da mecburen yararlanmak zorunda. Çünkü orta sahada üretebilecek başka oyuncusu yok. İşte o yüzden de bu takımı aslında Sabitzer'i sağ kanada atmakta mecbur kalıyor. Çünkü oyuncu kalitesi olarak mesela bir Sabitzer'i çıkardığı zaman Donny Malen'le bir sezonu mesela Donny Malen'le geçirebildiğini hayal ediyor musun? Yani ben hayal edemiyorum açıkçası. Yani Donny Malen iyi bir oyuncu evet. Ama mesela Dortmund seviyesinde ilk 11 çıkacak bir oyuncu gibi gelmiyor bana. O oyuna girdiğinde de çok etkili olduğunu görmedim. İşte Adeyemi'yi geçen hafta oynattı. İyi Sahte performans 9'da oynattı vermedi. yani bir de hani. Sahte 9 oynattı. İyi performans vermedi. Bu hafta Beyer oynattı. O da iyi performans vermedi. Ya zaten bu maç tamamen bir denge maçıydı. O yüzden işte iki tarafında lay lay lom, yan pas yan pas yaptı. Aslında hocaların bazen böyle planlar olabiliyor. Çünkü özellikle taktisyen hocalarda top bizde kalsın. Topu ne kadar çabuk kaybedersek o kadar çabuk geçişeriz gibi bir düşünce olabiliyor. Ama hiçbir şey üretemediğiniz zaman bu oyun tamamen işte ligimizden örnek vereyim. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a dönüyor. Yani sürekli yan pas, süre hiç ileri pas atma. Yani Sıfır tempo. hiçbir
Sıfır tempo, hiç pozisyon yok. Hani Guardiola da topa sahip olma oyunu oynatıyor. Arteta da topa sahip olma oyunu oynatıyor. Xabi Alonso da topa sahip olma oyunu oynatıyor. Ama hepsinin bir planı olduğunu, bir sistemi olduğunu ve Boşluk zaman arıyorlar zaman onlar yani paslaşırken boşluk arıyor bunlar. Boşluk da aramıyor. ve zaman zaman belirli ataklarda topu ileri vurmak suretinde pozisyon aradıklarını da görüyorsun. Burada mesela B yere hemen hemen hiç top gelmedi. Hiç zaten oyunda kullanamadılar B yeri. Bakıyorum B yer 7 pas yapmış mesela maç boyunca forvet 7 pas yapmış, bu Kayboldu. Yani. çok çok düşük bir yüzde. Hem B yerden de kaynaklı bu. B yer biraz ceza sahası içinde vakit geçirmeyi seviyor. O bağlantı işlerinde hala tam olarak kendini geliştirebilmiş değil. Ama zaten kanattan bozma bir forvet B yer. Hani kanat da oynayabilen bir forvet. O yüzden ondan da alacağınız verimi forvet oynatarak kısıtlıyorsunuz. Bence burada yani kimi kesebilir diye düşünüyorum. Yani bir şey de gelmiyor aklıma. Çünkü takımın kalitesine baktığımız zaman Emrecan Gross ve Sabitzer, yani orta sahada bu üçünden yararlanmanız lazım. Aklıma bir tek Bayern Gutens'ı B yerin yanına atıp bir baklava 4-3-1-2 geliyor. Böyle bir şey deneyebilir Nuri Hoca. Ki haftaya da yine ben değiştireceğini düşünüyorum. Bu maç mesela bence dörtlü denedi. Sen üçlü olduğunu düşündün ama abi bence dörtlü denedi Dortmund. Çünkü Riyerson'unuz varsa zaten dörtlü denemeye, yani dörtlü oynamaya biraz da mecbur kalıyorsunuz. Çünkü kanat bek oynadığında çok üretimi süper olan bir oyuncu değil. İşte bek oynadığı zaman işte git geldi temposuyla iş yapabilen bir oyuncu. İşte haftaya da senin dediğin gibi Schröter bek cezalı, kesin dörtlü oynar zaten. Bakalım haftaya Heidenheim karşısına daha iyi performans bekliyorum ama Heidenheim de çok formda. O maçta bakalım nasıl sonuçlanacak. Şimdi girelim o kısmı. Heidenheim'da Augsburg'u 4-0 geçti ve sadece %36 topla oynayarak 3-0 8'lik bir Evet. XG ürettiler. Ve rakibe neredeyse pozisyon var. Yani kaçırılan gol yok Augsburg tarafında 15 Augsburg şuta rağmen. berbat bir takım. Evet Berbat bir takım Augsburg. şu an çok kötüler. Paul Wehner ve Cienza'nın maçı oldu. İnanılmaz oynadı ikisi de. Zaten bir yerden sonra Augsburg iyice düşünce çok rahat skora gittiler ve bir süre sonra artık İyice tempoyu düşürerek kendini yormadılar. Wenger güzel performanslar sergiliyor. Bayern Münih ile muhtemelen seneye devam etmeyecektir. Başka bir takıma geçecektir. Çünkü Bayern Münih böyle yetenekleri çok fazla kullanamıyor. Bir de Musiala ile aynı bölgede oynadığı için Paul Wenger muhtemelen burada bir vitrin yapıp bir takıma kendini atacaktır. Aynı Eren Dinkçi'nin geçen sene yaptığı gibi. Seneye durağı neresi olur bilinmez ama bu sene Aydın kendinden çok söz ettirecek gibi. Ya diğer tarafta da Augsburg'un savunmasını aslında Udokai'nin ne kadar toparladığını da görmüş oluruz. Ben Udokai'yi araştırırken ya yani geçen seneki maçlarının hepsine aldığı puanlara da teker teker baktım. Ya yani Augsburg'un savunmada genel olarak en yüksek puan oyuncusuydu yani Govelo'ya rağmen stoperdeki tandemi. Gerçekten savunmayı çok ciddi toparlıyormuş. Bir anda gittikten sonra o Kevin Schlotterbeck geldi onun yerine. Guvelo'yla ikisi şey gibiler yani felaket tellalı gibiler. İnanılmaz kötüler savunmada. Schlotterbeck zaten bir penaltı yaptırdı. Bir de çok ciddi bir hatayla farkın artmasına sebep oldu. Bir de kaleci faktörü yani Lavrovic benim duymadığım bir kaleci Augsburg'da. O da bu hafta çok kötü bir performans sergiledi. Diğer tarafta da Maloney'nin sakatlığı Heidenheim için üzücü. Heidenheim'ın en çok pres yapan, en çok ikili mücadele giren oyuncularından biri. Bu takım için vazgeçilmez oyunculardan biri. Umarız sakatlığı ciddi değildir. Heidenheim sistemin devam ettiriyor. Bir şekilde dolu dizgin gidiyorlar. Kilit oyuncuları gitmesine rağmen. Haftaya ben Dortmund karşısında neler gösterecek merak ediyorum. Augsburg için de yani işler hiç iyi gitmiyor dediğin gibi. Orada bir şekilde hocanın Jes Torp'un bir şekilde takımı toparlaması gerekecek. Burada sözü sana vereyim. Yani açıkçası benim söyleyeceğim çok bir şey yok. Ben Heidenheim'a dair fikirlerimi geçen hafta söylemiştim. Bence çok çok iyi bir sistem takımı, çok iyi yönetiliyorlar. İşte sattıkları oyuncular, aldıkları oyuncular tamamen baştan sona örnek bir kulüp. Wolfsburg'da nasıl bir kulüp yönetilmez? Bunun bir örneğini veriyor. Çok berbat bir kadro, rezalet bir kadro. Yani bu kadroyla ligde kalırlarsa çok büyük bir hoca mucizesi olur. Heidenheim'ın da özellikle Cienza'nın performansını çok beğendim. Brezilya'da bir oyuncu. Üçüncü ligden almışlar. Oynatıyorlar. İlk defa izledim. Müthiş performans sergiledi. İşte geçen hafta da iyi oynamıştı. O çok forma girdi. Yine Paul Wanner bence böyle devam ederse, ki
Zaten şu ana kadar yaptığı istatistikten inanılmaz. İşte 4 maça çıkmış. 4 gol 1 asisti var. İnanılmaz performans sergiliyor. Haydın Amine senin söylediğin gibi onun için çok iyi bir fırsat. O da kendini Bayern Münih olmasa bile büyük takımlara atabilir. Onu da izlemek inanılmaz bir zevk. Heidenheim iyi bir takım. İzleyicilerimize tekrardan tavsiye edeyim izlemeleri yönünde. Bu sene bir de Avrupa'da da mücadele edecekler. O bunları ne kadar yoracak, ne kadar yıpranacaklar. O da biraz merak konusu. Umarız o düşen takımlardan biri olmazlar da keyifle hem Avrupa'da hem de Bundesliga'da izlemeye devam ederiz. Haftanın kapanış maçı Bayern Münih Freiburg'tu. Yani tahmin ettiğimden çok daha kötü bir maç kalitesi gördüm. Özellikle Bayern Münih bu kadar hücumcuyla çıkmasına rağmen çok kısır bir maç geçirdi. Yani herkes sağda. Tel sağda, Kane, Musiala, Olise, Gnabry. Yani hepsi ileride. Ben dedim ki savunmayı kim yapacak? Pavlović tek başına kaldı orta sahada. Kimi de çünkü sağa çekti. Sağ beke çekti ama Freiburg'un etkisizliğiyle ya Kimi de biraz daha böyle sahte bek gibi Pavlović'in yanına çok sık çıktığını gördük. Guerrero'nun soldan sık sık bindirmelerini gördük. Ama yani penaltıya kadar Bayern istediği şeyleri üretemedi, istediği şeyleri gösteremedi. Penaltı da bana biraz tartışmalı geldi çünkü o kafa topu biraz sıkıntılıydı. Yani Harry Kane ile kafa topuna çıktığı zaman oyuncunun zaten dengesi bozuldu. Biliyorsun dengesi bozulan oyuncular da hani böyle havadayken kollarını falan açmak zorunda kalırsın, şey yaparsın. Ve top kaleye de gitmiyordu. Kaleye gitmeyen bir topun bir de böyle dengesini kurmaya çalışan bir oyuncunun eline çarpınca penaltı verilmesini ben biraz garipsemiştim. Ama bu tip şeyleri, hakem kararlarını ben artık bir Bundesliga veteranı olarak yadırgamıyorum. Bayern Münih'e böyle penaltılar, ilginç şeyler verilebiliyor. Ondan sonra zaten Freiburg iyice dağıldı diyebilirim. Bu hafta Freiburg Stuttgart'a ne kadar iyi hazırlandıysa Bayern'e de o kadar kötü hazırlanmış. Biraz da şey var, kas hafızası zayıf bir takım. Freiburg genelde Bayern Münih karşısında bir türlü istediği oyunu yapamayan ve baştan yeniliği kabullenen bir takımdı. Ben burada senin düşüncelerini merak ediyorum. İki tarafı sen nasıl buldun? Yani bence Julian Schuster'in bir geçen hafta olduğu gibi bu haftada bir kontratak planı vardı. Bence işletemediler sadece. Bayern Münih özellikle topsuz oyunda iyi performans sergiledi ve Freiburg'a böyle bir iki ufak şey hariç ve son dakikadaki penaltı hariç çok da fazla pozisyon vermedi. Ama yani Bayern Münih'in şu kadrosuna baktığınız zaman pozisyon bulur mu, pozisyon vermez mi diye bir tartışma açsak çoğumuz işte hem Olise sağladı hem Musiala hem Gnabry, Tel, Kane. Yani tamamen hücumcu. Pavlovic'e tam bir tutucu diyemezsiniz. O da bir regista gibi bir oyun kurucu. Yani tam bir tutucu diyemez. Tabii ki de tutucu özellikleri var. Hani çok ofansif bir kadro Bayern Münih'ten. Hani daha fazla sürpriz etmesini, daha fazla pozisyon bulmasını bekliyorsunuz. Özellikle Kimmich'le birlikte. Ama üreticilik konusunda sıkıntı çektiler. Zaten Olise, Musiala çift 8 gibi oynarsanız üreticilik sıkıntısı çekmeniz çok normal. Burada bütün iyi oyuncularını aynı anda kullanabileceği bir sistem arıyor kompani. Ama o sistem böyle bir şey değil. Hani Müller bile girince daha fazla etkili oldu ki attığı gol muazzamdı. O da bu maçla birlikte Bayern Münih'in en fazla maça çıkan oyuncusu oldu. Bayern Münih formasını en fazla giyen oyuncu oldu. Zaten tam bir efsane. Attığı gol de müthişti. Çok underrated bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Takımına da galibiyeti uzandırdı diyelim. Şimdi gelelim. Sırada haftanın maçı var. Leverkusen kendi sahasında Leipzig'e konuk etti. Geçen sene iki maçı da 3-2 Leverkusen kazanmıştı. Bu sefer devran değişti. Devran tersine döndü. 3-2 Leipzig kazandı ama yani Leipzig de dahil herkes şaşırmıştır bu 3-2'lik galibiyeti. Çünkü maçı isteyen, yani maçı döndürmek isteyen aslında sahada tek bir Leipzig oyuncusu vardı. Openda inanılmaz şeyler yaptı. Yani sadece attı iki gol değil, maç boyu Leverkusen savunmasının dengesini öyle bozdu ki yani Leipzig 4-2, 5-2 falan da kazansa çok şaşırmazdık. Ve bunu sadece XG 1.14 ile yaptılar. Yani Openda'nın attığı gollerin XG'si çok düşük. Kampl'ın attığı gol biraz daha Openda'nın attığı gollere göre XG'si daha yüksek. Hani biraz daha bariz bir goldü. Hani ortaya vurulan yakın direkte kafa. Ama yani Openda ilk gol olsun, ikinci gol olsun. Hele zaten o galibiyet getiren
galibiyet golünü getiren gol müthişti yani. Bilmiyorum, bir açı da çok dar. Hani oradan savunma oyuncusuna geçmeye de bilirdi. Kaleci zaten hiç beklemiyordu. Bir anda soğuk duş etkisi yarattı Bayern Leverkusen. Leverkusen tarafında da şunu söylemek lazım. Yani Xabi Alonso geçen sene evet yenilmez bir takım yarattı. Çok fazla 90'da puan kurtardılar, galibiyet aldılar. Ama bu sanki biraz böyle bir alışkanlık yapmış gibiydi. Yani Leverkusen iyice artık abi dakika 90 olsun bir şekilde en kötü bir puan alır gideriz kafası çok yatmaya başladı. Bir de bu Xabi Alonso'nun ben hangi oyuncu oynatırsam oynatayım verim alırım. O gitsin bu gelsin ben de her şekilde hani sihrimi yaparım kafasının eskisi kadar çok rahat işlemeyeceğini bu sene göreceğiz gibi. Yani yaptığı bazı değişiklikler sıkıntılı. Mesela Terrier'i çok ısrarla istedi. Terrier geldiğinden beri çok kötü. Ya inanılmaz kötü performans. Zaten kırmızı kart Berbat gördü. oynuyor. Süper Kupa'da kırmızı kart gördü. Geçen hafta berbat oynadı. Bu hafta berbat oynadı. Ve uzunca bir süre ya 71 dakika boyunca sahada kaldı. Bu korkunç. Alex Garcia için okey. Zaten geçen hafta da söylemiştik. Alex Garcia Şaka ikilisi çok daha iyi. Zaten ikisi beraber oynadığı zaman ilk yarıda öyle bir domine ettiler ki orta sahayı. Yani Leverkusen çok rahat pozisyona girmeye başladı. Çünkü iki tane iyi kaliteli ayak, iyi pas atabilen oyuncu. Bir anda Leverkusen'in ofans oyununu özellikle iyice güçlendirdi. Ve Alex Garcia'nın ben serbest vuruşlarını, kornerlerini çok beğendim. Yani topları çok acayip falso veriyor, çok bombeli atabiliyor. Yani açtığı her orta pozisyon oldu. O konuda da kendisine hayran kaldığımı söylemem lazım. Hinkapi'ye hiç güvenilir durmuyor. Yani geçen seneye göre çok daha düşük verimli oynuyor. Hani Hinkapi'ye ben 2 senedir Leverkusen'de ciddi izliyorum. Ya bu seneki performans evet şimdi diyeceksin yani abi o kadar da kötü oynamıyor ama önceki zamanda gösterdiklerine göre vasat durumda şu an. Kusonu da gitti. Onun yerine yani Beloşyan geldi aslında. Hani Beloşyan'a da güvenerek biraz bu işi yaptı. Mukiele'yi de aldırdı. Mukiele de hem üçlü savunmada stoper oynayabilecek hem de yeri geldiğinde kanat bek olabilecek işte Frimpong'a bir ne derler alternatif olabilecek bir oyuncu olarak geldi ama yani biraz kulübe sıkıntılı durmaya başlıyor gibi. Yani şey Leverkusen'e baktığımız zaman o geçen seneki çeşitliliği biraz kendi de azaltmış gibi Xabi Alonso'nun. Yani özellikle bu Terrier ile ne bileyim hadi Kadri de Kovar bu sefer zorunluluktan kullandı ama yani Hradecky'nin yaşı da var. 30, 35, 36 yaşında. Ya yani Kovar'dan daha iyi bir kaleciye ihtiyacı vardı Leverkusen'in. Geçen sene zaten Avrupa Ligi'nde bütün sene şeyde Kovar'ı kullandı. Finalde de Kovar tamamen Hatırladı. su koyu verdi yani. Ve bu maçta da aşağı yukarı öyle diyebiliriz. Biraz pozisyon alma konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Birebirlerdi de. Leipzig tarafında da Bicciavo bir anda ilk 11'de çıkınca ben şok oldum. Çünkü bu oyuncu 2 senedir burada. Ama hiç ilk 11 dahil yedeklerde bile doğru düzgün görmüyorduk. Bir anda sahaya atılması çok ilginç geldi. Simakan satıldı. Ben ona ayrı bir şoktayım. Bir de yani Arabistan'a satıldı. Simakan'ın satılması ayrı bir şey. Arabistan'a gitmesi ayrı bir şey. Yani tamam takım para istiyordur, satıyordur da Simakan nasıl kabul etti yani? 23-24 yaşındasın lan. Ne işin var Arabistan'da? Yani çok ilginç bir transfer. Vermeeren ben bu maçta biraz daha süre bulur diye tahmin ediyordum ama herhalde Leverkusen maçı diye biraz da korkudan dakika 89'da soktu onu sahaya. Çok fazla bir şey göremedik. Yani bana hala Gulaşi'nin performansı çok şey gelmiyor. Yani biraz böyle şans da yanındaydı. Maçta öyle diyeyim. Biraz da şans faktörü de yanındaydı. Ben Blažević'ten yanaydı gönlüm ama Blažević'i gönderdiler. Şu an Salzburg'da. O da şu an Pep Linders'in altında harikalar yaratmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldılar. Ligde de iyi gidiyorlar. Yani Van der Voort ne zaman kaleye alacak bilmiyorum. Ya. 2 sene önce flash transfer olarak erkenden alındı. 2 sene kiralık kaldı Genk'te geldi. Ama Gulaşi hala kalede. Bu bana biraz soru işareti geliyor. Klostermann bir Rose'nin hastalığı bu maçta da çok kötüydü. Ben hiç beğenmedim. Elde evet stoper sıkıntısı var. Hani yeterince stoper yok ama
Yani bence artık bir şeyde ihtiyaçları vardı. Yani Simakan'ı niye sattın abi o zaman diye insan söylüyor. Klosterman'a güvenerek bu işi yapıyorsun. Haidara çok ciddi bir kafa travması yaşadı. Boniface'in röveşatası kafasına geldi. Zaten sonra tedbir amaçlı oyundan çıktı. Ki bence Zeewolde'un girmesi çok daha iyi oldu. Leipzig adına. Ama ya bu galibiyetin müthiş olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü galibiyeti getiren gerçekten Openda'yı. Yani Şeşko kendinde değildi. Simons çok etkili değildi. Hendricks, Raum hücum anlamında çok etkili oyuncular olmalılar. Hani Leverkusen tarafında oyuncular daha fazla hücumda etkin olmalarına rağmen o aranan golü bulamadılar. Yani 6 tane kaçan gol var. Biraz Leverkusen de kendi topuna sıkarak kaybetti diyebilirim. Senin yorumlarını çok merak ediyorum. Yani Leverkusen tarafında da Leipzig tarafında da bir de zaten Rose'nin atılma süreci var. O da çok ilginçti. Yani şiddetli bir itiraz ettin, sarı kart yedin. Niye dönüp bir daha şiddetli itiraz ediyorsun? Tam bir şey böyle hani Türkiye'de böyle özellikle işte Fatih Terim, Şenol Güneş böyle çok daha hararetli hocalarda sık sık Yılmaz Vural'da sık sık gördüğümüz tipte çıkışlardan birini yaptı Rose ve tribüne gönderildi. Belki de tribüne gönderilmesi Leipzig açısından hayırlı oldu, bir galibiyet geldi. Sözü sana bırakayım. Yani skor izlediğimiz oyunu yansıtıyor mu emin değilim. Bence Leverkusen hatta Mönchengladbach maçına göre daha fazla hak etmiş bir maçı. Çünkü yani ilk 40 dakika falan tamamen Leverkusen hakimiyetinde, Leipzig'in doğru düzgün pozisyonunu geçtim. Orta sahayı geçtiği hücumlar bile çok çok az. Yani bir iki tane hatırlıyorum. Onlar da zaten Leverkusen savunması tarafından özellikle Hinkapié tarafından gelmeye çalıştılar. Hinkapié de bence iyi durdu. Ama işte 2-0 öne geçtiler. İyi oyunla 2 iyi gol. İşte hatta ekstra paslar falan basketbol deyimiyle. Yani orada mesela Wirtz bitirebilir pas veriyor falan Grimaldo. Yani artık öyle bir takım olmuşlar ki yani inanılmaz bir bütünlük halinde oynuyorlar. Ama işte 45 artı 7 yani dakika olmuş 52 yani. O dakikada gol yersen işte 2-1 olursa ilk yarının sonunda Leipzig'de iyi bir takım ve oyuna girdi. İkinci yarının başında aslında şöyle düşünmüştüm ben. İşte Leipzig evet oyuna girdi ama oyun olarak varlık gösterebilecekler mi? Bu çok kritik bir süreçti. Bence yine Leipzig ilk yarının sonunda gol bulmasına rağmen çok çok iyi oyuna giremedi. Leverkusen yine ikinci yarının başından sonuna kadar oyun domine etti. Leipzig'in çok çok az pozisyonu var ve buldukları pozisyonlar da işte çok ufak. Yani çok çok ufak pozisyonlar ama yani 2-2 olduktan sonra özellikle işte Leipzig yavaş yavaş karşılamayı daha iyi yapmaya başladı ve Openda'nın muhteşem golü, hani ben o golü atınca tamamen şaşırdım. Yani Openda böyle absürt vuruşları yapabilen bir oyuncu ama o kadar hiç açı olmadan zınk diye vurabilmesi topu köşeye böyle çok çok iyi bir andı ve Openda'nın da piyasasını gayet net yükselttiğini düşünüyorum. Yani Leipzig Leverkusen'i 1,5 yıl sonra yenebilecek bir performans sergilemedi bence. Ama işte ekstra şeyler olunca Leverkusen'i çok kaçırdı bu arada. Yani XG'lerine şu an bakmaya Evet. çalışacağım. Evet. 2,5'a yakın XG'ler olduğunu hatırlıyorum. Yani o kadar XG'den 2 gol buldular. Yani çok çok kaçırınca ve ilk yarının sonunda bir gol yiyince Leipzig gibi bir takımı da işte oyuna dahil edince onlar da dönebiliyor ki Leipzig iyi bir takım. İlk hafta her ne kadar üretememiş olsalar da iyi bir takım. Yani Leverkusen açısından Terrier'in kötü performansı haricinde berbat bir durum var mı? Bence yok. Ama yani oyun olarak hep skoru aldılar da 90 artılarda da aldılar geçtiğimiz sezon. Bu sezon Mönchengladbach maçında bir yoktan gelen bir penaltı. İşte bu maçta absürt bir gol yemeleri yavaş yavaş çözülmeye başladılar ki Avrupa Ligi'nde zaten yenilmişlerdi. Bu 1,5 aylık yenilmezlik, 1,5 senelik yenilmezlik süreci Bundesliga içeriyor sadece. Onun dışında senin de söylediğin gibi abi bence Hoffman sakatlıktan dönünce kesinlikle Leverkusen'in 11'ine gireceğini düşünüyorum ki Terrier bir performansla oynamamalı da zaten. Frimpong'un ileri gitmesi Leverkusen açısından iyiydi çünkü ilk maçta tanınmaz haldeydi. Çok çok kötü performans sergilemişti. Hem hücumda hem savunmada. Onun düzelmesi bu maç üzerinde iyiydi. Leipzig'te Klosterman'ın kötü performans sergilemesi bence Leverkusen'in
kilidi açmasındaki önemli faktörlerden biri oldu. Ama işte hem Gulasi'nin kurtardıkları hem oyunun içine girip oyunu çözebilecek pozisyonları bulmaları ve Openda'nın bitiriciliği onlar adına fark yarattı ve Leverkusen'i yendiler. Bu maç özelinde Leipzig adına bence Leverkusen'le her ne kadar Terrier iyi gitmeliyse Leipzig'te de Xavi Simons çok Evet. varlık gösteremedi. Xavi Simons'un yaratıcılığına onlar biraz kalıyor hücumda. Xavi Simons'un yaratıcılık gösterememesi önemli bir faktördü. Ama kısaca özetlemem gerekirse bence Leverkusen hakkıydı. İyi oynadıklarını düşünüyorum. Ama Leipzig'in iyi kapanması, bulduğu pozisyonları değerlendirmesiyle bambaşka bir skor oldu. Bence zevkli bir mücadeleydi. Ben izlerken çok keyif aldım. Özellikle Leipzig'in karşılama oyunu da beğendim. Leverkusen zaten bildiğimiz Leverkusen. Bu sene yeniden şampiyonluğun en büyük iki favorisinden biri bence Bayern Münih'le birlikte Leverkusen. Bakalım geçtiğimiz sezonki başarılarını devam ettirebilecekler mi? Haftanın enlerine gelelim. Tamam, senin 11'ini alalım mesela. Hemen söyleyelim. Yani bu hafta çok çok iyi maçlar izlemedik. O yüzden 11'ler konusunda da çok çok kısıtlı bir havuz vardı. Kalede iki adayım vardı benim. Zentner, Mainz'in kalecisi 3 gol yemesine rağmen 8 tane kurtarış yaptı. Ve bunlar da hani çok önemli kurtarışlar. O yüzden Zentner'in burada ismini alınması gerekiyordu. Bir de Grabara, Wolfsburg kalecisi. O da çok 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 iyi performans sergiledi. Ama ben Zentner'i takımına bir puanı kazandırması ve takımı ayakta tutması nedeniyle bir adım öne yazdım ve sol bekte Grimaldo'yu değerlendirdim. Leverkusen her ne kadar yenilse de Grimaldo çok çok iyi bir maç oynadı. Hem gol attı hem hücumda çok iyiydi. Onun da böyle stabil bir performansı var. Her zaman ne vereceği belli olan bir oyuncu. Bu hafta da bence geçtiğimiz hafta da iyi oynamıştı. Ama bu hafta haftanın 11'ine girmeye sonuna kadar hareket etti ve sol bek pozisyonunda onu aldım. Bu arada dörtlü oynuyorum yine. Herhangi bir değişiklik yok. Stoper pozisyonunda Bornau değerlendirdim Wolfsburg'dan. Yine gol attı ve savunma anlamında da onu çok beğendim ben. İleride de daha iyi bir takıma transfer olabileceğini düşünüyorum eğer böyle devam ederse. Ve Eras aldım. Holstein Kiel'in savunması. Zaten Holstein Kiel'in maçını konuşurken Eras'ın ne kadar iyi performans sergilediğinden bahsetmiştim. Haftanın 11'inde bence girmeyi hak ediyordu Holstein Kiel. Hem bekleri hem kalecisi bu kadar kötü olan bir takımı hem Eras hem Johansson ayakta tutmuştu. Johansson da sağ bekte değerlendirdim. Yani sağ bek bulamadım. Aslında üçlü oynamayı da düşündüm ama Grimaldo'yu bir yere yerleştiremeyecektim. O yüzden dörtlü oynamaya tekrardan karar verdim. Sağ bekte de Johansson'u koydum. Holstein Kiel'den aslında bir stoper oyuncusu. Ama Holstein Kiel'in maçını konuşurken de bahsetmiştim. Bekir o kadar çok yerini kaybediyor ki Johansson zaten maçta sağ bek gibi oynadı. Hep sağ bekin kademesine girdi. O yüzden stoperi de sağ beke koymak bence absürt bir şey değil. Ve Johansson da çok çok iyi maç oynadı. Bu Holstein Kiel'in iki oyuncusunu değerlendirmek istedim. Biraz da değişiklik olsun istedim açıkçası. Orta göbekte iki adayım var. Pardon, üç adayım var. Birincisi Pascal Gross. Yani Dortmund iyi oynamadı ama Pascal Gross müthiş oynadı. Yani sahanın her yerine bastı. Hani onun bir ısı haritası var. Isı haritasına bakmanızı istiyorum açıkçası. Yani adam sahada dokunmadığı yer yok. Her tarafa basmış yani. Her tarafa geçmiş. Premier Lig Bu yaş alışkanlığı işte. kesinlikle Premier Lig alışkanlığı. İşte Premier Lig'e ne kadar büyük bir lig olduğunu buradan anlıyoruz. Giden oyuncu oraya uyum sağladığı müddetçe çok çok iyi bir alışkanlık ediniyor. Gross müthiş bir oyuncu. Diğer adaylarım Irvine, Sampaoli'den onu da Sampaoli bölümünde ufakça bahsetmiştim. Bence çok iyi oyuncu. Yani Sampaoli'nin de üzerinde bir oyuncu. Çünkü o savunmanın önünde tutucu konusunda bazı takımlar o pozisyonu hala bulamıyor. Mesela Liverpool Zubimendi'yi alamadı. Gravenberch'ten bir tutucu çıkarmaya çalışıyor. İşte bu tarz başaltı takımlarının da böyle tutucu defansif orta saha bulunca benim açıkçası çok hoşuma gidiyor. Ama Irvine'in yerine orta ikilide Wolfsburg'dan Arnold'u tercih ettim. Hem gol attı hem de onun dışında muazzam bir çift yönlü 8 performans sergiledi Arnold. Zaten Wolfsburg'un artık efsanesi diyebileceğimiz bu oyuncu altyapıdan yetişme. Çok çok iyi oynadı. Gol atması onu bir adım öne çıkardı. Yanında da Gross'u değerlendirdim. Irvine'a değinmek istedim ama bu haftalık 11'i alamadım.
4-2-3-1 şeklinde dizinin takımı 10 numara pozisyonunda iki adayım vardı. İkisi de Gladbach'tan. Birisi Honorat. Normalde bir kanat oyuncusu. Ama kanat pozisyonu dolu olduğu için 10 numara gibi onu değerlendirdim. Zaten bir gol bir asist yaptı. Gladbach'ın kazanmasında çok büyük etki gösterdi. Onun dışında Stoer bence yine Gladbach'ta kazanmasında çok çok büyük rol oynadı. Aşırı beğendim yani, ama Honorat bir gol bir asist yapınca oraya onu almak zorunda kaldık. Ama Stoker'ı da özellikle değerlendirmek isterim. Notumda almıştım. Ön üçlü de Heidenheim'den Senza'yı değerlendirdim. Üçüncü ligden gelen bir oyuncu olarak Bundesliga'da bu kadar iyi performans sergilemesi müthiş bir şeydi. Gol attı. Gol dışında da muazzam oynadı. Özellikle o Brezilyalıymış zaten. O çalımları falan inanılmaz hoşuma gitti benim Senza'nın. İşte Bundesliga'da böyle çok çalım atan oyuncular yok. İşte Gnabry falan var, ama hani belli başlı takımlar da var. Senza gibi bir oyuncu izlemek çok büyük bir lütuf diye düşünüyorum. Sağ kanatta da Omar Marmuş'u değerlendirdim. Bir gol bir asist yaptı Frankfurt'ta. Çok çok iyi performans sergiledi. Frankfurt zaten bence bu haftanın kesinlikle en iyi takımıydı. Çok çok iyi performans sergilediler. Hani normalden çok çok iyi performans sergilediler. Onları izlemek bu hafta çok keyifliydi benim açımdan. Ön tarafta da iki adayım vardı. Birincisi Ekitike. Frankfurt'ta çok çok iyi performans sergiledi. Yine Omar Marmuş'la birlikte bir gol bir asist yaptı ve Frankfurt'un kazanmasında çok büyük rol oynadı. Ama 1,5 yıl sonra Bundesliga'da yenilen bir takım var ve bu takımın yenilmesinde baş faktör Openda. Yani Ekitike evet çok iyiydi, ama 1,5 yıl sonra yenilen bir takımın yenilmesini sağlıyorsanız haftanın 11'ine kesinlikle yeriniz olur. Ben Openda yazdım ön hatta. Ekitike kusura bakmasın. Bence Openda özellikle attığı son golle bu haftanın 11'ine girmeyi kesinlikle hak etti. Bu takımın hocasını da belki şaşıracaksın ama Heidenheim hocası Frank Schmidt seçti. Hem 4 attılar, hem de bir kontra atak taktiğiyle 4 attılar. Onların çok keyifli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hocalarını çok beğeniyorum. Frank Schmidt hoca. Haftanın 11'ini bu şekilde söyleyebilirim. İstersen abi sen de 11'ini ver. Teknik direktör de ben şaşırmam yani, ben de zaten Frank Schmidt'i seçtim haftanın teknik direktörü olarak. Geçen seneden beri, hatta ondan önceki seneden beri, Bundesliga 2 macerasından beri zevkle takip ettiğimiz, çok saygı duyduğumuz hocalardan biri. Ben de kaleye Zentner'i aldım. Yani 3-3'lük skora rağmen inanılmaz kurtarışlar yaptı. Bir tane şanssız yediği gol var. Ben de zaten aldım. Ona bir şey diyemeyiz. Ben 3-4-3 oynadım. Yani üçlü savunma ama stoper bulmakta zorlandım. Yani Bornau ve Johansson'u yazdım ben. Onun dışında da Grimaldo. Yani Grimaldo'yu yazabildim. Üçüncü bir stoper bulamadım. Orta sahaya da sola Cienza'yı aldım. Sağ Onora'yı aldım. Ortada da Arnold, Thomas Müller ikilisini kullandım. Yani Thomas Müller'i koymak zorunda hissettim o attığı golden dolayı. Çünkü yani az oynadı ama ya yani girdiği zaman takımın çevresini çok değiştiriyor. Hani resmen Mr. Bayern Münih gibi bir şey yani adam. Girdiği anda bile takımın çevresini değiştirebiliyor. İleri üçlüye ben senin şey gibi Ekitike'ye yazık etmeyeyim diye üçlü oynadım ileride. Marmuş, Ekitike, Openda üçlüsünü koydum. Bu haftaki gösterdiği performansla da ileri üçlü gayet korkunç oldu. Böyle bir 3-4-3 çizdim, dizdim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Böyle atladığımız, unuttuğumuzu düşündüğüm bir şey. Benim eklemek istediğim bir şey yok abi. İzledikleri için teşekkür ederim izleyicilerimize. Bundesliga'nın ikinci haftasını böylece geride bıraktık. Önümüzdeki hafta yeni bir Bundesliga 101 ile tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.